Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün YKS öğrenciler için çok güzel bir programla karşınızdayım. Sayısal öğrencilere özel bir program. 6 aydan oluşuyor. TYT-AYT çalışma programı. Hocam nedir bu program? TYT ve AYT'yi beraber götürmek isteyenler için çok güzel bir program. İkisini aynı anda götürebileceğiniz bir program. Çoğu öğrencinin hem TYT'si hem AYT'si eksik. Bunlar için özel hazırlanmıştır. Hocam benim işte TYT'm çok kötü, AYT'yi anlayamıyorum. Önce TYT'yi sonra AYT'yi bitirmek istiyorum diyen arkadaşlar için ayrıca çalışmalar yapıyoruz. Kanalımızda daha önceden program hazırlamıştık. Mesela 6 ayda YKS bitirme programı var. 5 ayda YKS bitirme programı var. Bunlar TYT ve AYT şeklinde sıralandı. Bu programlar birazcık farklı. İçeriğine tek tek bakacağız. TYT ve AYT konularını beraber götürüyor. Ücretsiz, konu konu ayrılmış, haftalık, 24 haftadan oluşan bir program. İçinde telafi haftaları da var. Ne demek? Yakından bakacağız. Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin. Programın mantığını anlamadan uygulayamazsınız. Tek tek telafi haftaları ne demek? TYT-AYT dengesini nasıl sağlayacağız? Anlatacağım. Acele etmeyin, zaten kısa bir video olacak. İzleyin güzelce. Ondan sonra programı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Program çalışma odan planlama defteriyle uyumlu. Planlama defterimiz şu şekilde. Yukarı link bırakıyorum. Dileyenler gidip detaylı inceleyebilir, izleyebilir. Hocam bunu neden gösteriyorsunuz? Bu programın herkes çıktısını alamayabiliyor. Veya böyle bir defter şeklinde olsun hocam. İsteyenler de var. Bu programla paralel bir şekilde rahat rahat kullanabilirsiniz. Video açıklamalarına link bırakıyorum. Çalışma odan mağazadan isteyenler satın alabilir. Hocam benim param yok, satın almak istemiyorum. Bunu da ücretsiz şekilde kullanabilirsin. Nasıl kullanacağınızı biraz sonra tarif edeceğim. Fazla uzatmayalım. Hadi programın içeriğine bakalım. Programın ilk sayfasında çalışma odan mağaza sizleri karşılayacak. Hocam neden mağazayı bize gösteriyorsun? Bu program sana uyumlu olmayabilir. Veya farklı aylarda daha kısa sürede YKS'yi bitirmek istiyor olabilirsin. Çalışma odan mağazanın ücretsiz bölümünde tüm programlarımızı yerleştirdik. Oraya gidip seçip kullanabilirsin. Hocam onlar da ücretsiz mi? Evet, ücretsiz. Ayrıca ücretsiz etkinlikler de var. Gidip mutlaka bakın. Video açıklamalarına link olarak bırakıyorum. Tıklayıp gidebilirsiniz. Veya Google'a çalışma odan mağaza yazdığınızda da karşınıza çıkacak. Mağazayı diğer online mağazalardan ayıran şey, renklere göre bir ayrım yaptık. Kolay, orta, zor seviye kaynaklar rengine göre ayrılıyor. Yeşil, kolay seviye, mavi orta seviye, kırmızı zor seviye dediğimiz kaynaklar. Kaynak seçmekte zorlanıyorsan, programa uyumlu kaynaklar arıyorsanız çalışma odan mağazadan güvenli ödeme ve hızlı kargo ile bulabilirsin. Peki şimdi programın kullanma kılavuzuna bakalım. Diğer sayfada bu karşılayacak çünkü sizi. Arkadaşlar videonun başında da söyledim. Bu program TYT-AYT konularını beraber yürütmek, beraber çalışmak isteyen arkadaşlar içindir. TYT'n az çok varsa bu programı mutlaka tavsiye ederim. Hocam benim TYT'mde hiç yok, AYT'mde hiç yok dersen o zaman bitirme programlarını uygulaman gerekiyor. Ama az çok TYT'den kulak aşinalığı bile varsa ikisini beraber götürmenizde hiçbir sıkıntı yok. Hem TYT-AYT dengesini sağlamış olursunuz. TYT'miz hocam benim zaten kuvvetli dersen de TYT'den soru çöz, AYT konularını çalış der. Paragraf problemi her gün çözülmelidir. Bunu her zaman söylüyorum, tüm videolarımda söylüyorum. Bu programın yanında da her gün paragraf problemi bence götür. Programı özelleştirebilirsiniz. Programı milimetrik herkese özel yapmam çok zor. Bu sebeple bazı konuları çıkarabilirsin, yeni konular ekleyebilirsin, boşlukları kullanabilirsin, biraz sonra göstereceğim. Programı özelleştirmekten çekinmeyin. Bölümüne göre ders ağırlık vermelisin. Sayısal öğrencisin, tutup da şu an tarih, coğrafya vesaire programı yapmayacağım size. Ana derslerin programını yaptım. Program yetişmezse panik yapmanıza gerek yok. Konular çok sıkıştı. Bazı konuları geç anlıyor olabilirsin. Bazı konularda zorlanmış olabilirsin. Telafi haftalarınızı kullanın. Göstereceğim telafi haftalarını. Ayrıca programa başlamadan önce şu 3 videoyu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ders nasıl çalışılır? Program nasıl yapılır? Neden soru çözemiyorum? Bakın bunlarda sıkıntı varsa hiçbir program size yardımcı olamaz. Dersin nasıl çalışacağını bilmezsen programı da uygulayamazsın. Dersin devamını getiremezsin. Bu programı bir hafta uygulayıp ikinci hafta bırakabilirsin. O yüzden bu videoları da buraya yerleştirdim. Rastgele veya reklam olsun diye yerleştirmedim. Üçü de kıymetli videolar. Eski olabilir ama içleri dolu dolu videolardır. Programa geçtiğimiz ise bakın her sayfaya bir hafta koyduk. Haftanın içerisine dersleri yerleştirdik ve her hafta hangi konular çalışılması gerekiyorsa tek tek yazdık. Üst kısımda TYT konularınız var. Alt kısımda ise AYT konularınız var. TYT konularıyla AYT konularını paralel ilerletin. Bu şekilde ikisinin dengesini sağlamış olursunuz. Genelde TYT ağırlık veriliyor, AYT dışarıda kalıyor. İşte AYT ağırlık veriyor, insanlar TYT dışarıda kalıyor. Yoğunluk olarak bir bölüme çalışsanız bile diğer bölümü tamamen gözden çıkarmayın. TYT AYT karışık olarak geometriyi buraya yazdım. TYT Türkçeyi de sayısalcı olmanıza rağmen ekledim. Çünkü 40 soru var. Sizin için etkili bir ders olduğunu düşünüyorum. Hocam tarih, coğrafya yok mu? Önceliğiniz burası arkadaşlar. Buraya çalışın. Hocam ben illa
tarih çalışmak istiyorum. Bakın buraya bonus ekledim. Ekstradan çalışmak istediğiniz yan dediğim dersler varsa buraya yazabilirsiniz veya farklı konular vardır, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videonun başında söylemiştim, programı özelleştirin. Bakın her dersin altında size yetecek kadar boşluklar var. Bunları bilerek bıraktım. Farklı konu işlemek istiyorsundur. Bazı konuları biliyorsundur. Bir sonraki haftanın konusunu işlemek istiyorsundur. Veya zayıf olduğun konular vardır. Hocanla paralel gitmek istiyorsundur. Buralara ufak eklemeler ve çıkarmalar yapabilirsiniz. Rahat rahat kullanın. Hangi haftada olduğunuzu buraya yazabilirsiniz. Tarih aralığı bıraktım sizlere. Bu alanda güzelce programınızı yapın. Diğer sayfaya geçtiğinizde 3. ve 4. haftayı göreceksiniz. Her ay bir hafta telafi haftası arkadaşlar. Ne demek telafi haftası? Burada dersleri bitiremiyorsanız veya mesela birkaç tane dersin konusu aksadı. Korkmanıza gerek yok. Programın esnek olması güzel bir şeydir. Telafi haftasına yerleştir. Milimetrik programlar biliyorsunuz ben önermiyorum. Yani böyle her yeri doldurursun, hiç boşluk bırakmazsan yapamadığında program çöker ve tekrar başa dönersin. Tekrar başa dönersin. Bir türlü programlarını bitiremezsin. Bunun hiçbir faydası yok. O yüzden buraya telafi haftaları yerleştirdim. Burayı güzelce kullanın. Hocam benim telafi haftasına ihtiyacım kalmıyor. Konularımı güzelce bitirdim dersen buraya soru çözüm haftası dedim. Öğrendiğin konuların bol bol sorusunu çöz. Size hiçbir zaman zararı olmaz. Çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde 5. 6. 7. 8. hafta şeklinde ilerliyor dostlar. Toplam programın sonuna geldiğinizde 24. haftada bitiyor. 24 haftada şöyle güzelce TYT, AYT'yi temizlemiş oluyorsunuz. Hocam işte konuları öğrendik yeter mi? Mutlaka soru çözümleriyle destekleyin. Hemen yetmez. Ama bazı arkadaşlar program yapmakta zorlanıyor. Alın size fıstık gibi program, ücretsiz bir şekilde kullanın. Hocam nasıl alacağız? Video açıklamalarına PDF olarak bırakıyorum. Gidip indirebilirsiniz. Kırtasiyeden çıktı alabilirsiniz. Renkli veya renksiz. Siz bilirsiniz. Veya tabletin vardır, kalemin vardır, rahat rahat kullanabilirsin. Ya da çalışma odan planlama defteriyle paralel kullanabilirsin. Tamamen sana kalmış. Herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Videoyu beğenip yorum yapmanız bizim için yeterlidir. Umarım YKS'ye hazırlanan öğrenciler için faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.